Merhaba arkadaşlar. Türkçe biçim bilgisi konu anlatım derslerine başlıyoruz. Dediğim gibi ses bilgisi, biçim bilgisi, cümle bilgisi, genel dil bilimi. Bunları ayrı oynatma başlıkları içinde göreceğiz. Şimdi birinci konumuz biçim bilgisi nedir? Biçim bilgisi, dil bilgisini ve dil bilimin dildeki anlamlı ve işlevli en küçük birimler olan kelimelerin ve eklerin yapı, işlev ve kullanımını inceleyen koluymuş bir daha tanıma bakalım. Dil bilgisinin ve dil biliminin yani Türkçenin dildeki anlamlı ve işlevli en küçük birimler olan kelimelerin bir de eklerin dört bölümde incelenen eklerin isimden isim isimden fil filden fil filden isim bunların yapısını işlevini ve kullanımını inceler. Biçim bilimi şu konular üzerinde yoğunlaşır. Söz yapımı kurallarının belirlenmesi ve araştırılması. Söz yapımı nasıl olur? eklerle nasıl türetilir, çekim kurallarının belirlenmesi ve araştırılması, çekim ekleri nasıl kullanılır, kelime türlerinin belirlenmesi, biz 8'e ayırırız ya, bu belirlemede kullanılacak biçim bilgisi ölçütlerini belirler, kelimelerin birleşebilme ilkelerini belirler, yeni türetilen kelimelerin anlamlarının araştırılmasını, dil bilgisi kategorileri ve ilişkilerinin incelenmesi, dil karşılaştırmalarında kökence akraba olmayan diller arasında tipolojik benzerliklerin belirlenmesi için ölçütler elde eder. Akraba olmayan Türkçe ile Farsça ya da Almanca ile ee neyi örnek verebiliriz? Mesela Rusça. Biçim bilgisi, ses bilgisi, söz dizimi ve anlam bilimi yanında dil bilgisinin temel bölümlerinden birini oluşturur ve işbirliği içindedir. Nelerle işbirliği içindedir? Ses bilgisi, söz dizimi ve anlam bilimiyle beraber. Biçim bilgisi, içinde ele alınan durum ekleri ve çatı gibi konular doğrudan söz dizimi içinde de değerlendirilebilir. Durum ekleriyle çatı gibi konular. Biçim bilgisinde ele alınan konular anlamla da ilgilidir. Sözcük türlerinin belirlenmesinde söz dizimi ve anlam bilimi ölçütleri de kullanılabilir. Gelelim şu kısma. Biçim birim nedir? yapı ve ses açısından anlamlı veya işlevli daha küçük birimlere ayrılamayan öğelere biçim birim denmektedir. Bakın. Yapı ve ses açısından anlamlı veya işlevi, işlevli daha küçük birimlere ayrılamayan öğelere anlamlı olması veya işlevli bunlara ne denir? Bu öğelere biçim birim. Biçim birimler biçim bilgisinin araştırma konusunu oluşturur. Bir kök veya gövdeden ibaret, tek başına kullanılabilen, anlamlı veya işlevli, öğeler biçim birim olabilecekleri gibi kök ve gövdelere eklenerek onların anlamının niceliğini, türünü değiştiren veya metindeki diğer kelimelerle ilişkilerini gösteren ekler de birer biçim birimdir. Ekler de biçim birim olabilir, kelimeler de biçim birim olabilir. Ee, mesela, F evimiz evimizde. Şu bir biçim birim, şu bir biçim birim, şu bir biçim birim. Biçim birim şu imizin evle veya D'nin ev ile ilişkisini inceler veya D'nin imiz ile ilişkisini inceler ya da evin tek başına ilişkisini inceleyebilir. Biçim birimler e kullanışlarına göre bağımsız biçim birimler ve bağımlı biçim birimler olmak üzere iki gruba ayrılır. Cümlede tek başına kullanılabilen, başka bir öğeye ihtiyaç duymadan bir, kullanılan biçim birimlere bağımsız biçim birim denir. Ancak başka bir öğeyle, daha doğrusu bağımsız bir biçim birimle birlikte ortaya çıkan biçim birimler de vardır. Bunlara bağımlı biçim birimler denir. Mesela bağımsız biçim birimlere neyi örnek verebilirsiniz? Ev kelimesini, gel kelimesini, ondan sonra kim kelimesini, ondan sonra fakat kelimesini bağımsız. Bunlar tek başına kullanılabilir. Ama eklerin tamamı birer bağımlı biçim birimdirler. İmizi örnek verebilirsiniz. Leri örnek verebilirsiniz. İyoru örnek verebilirsiniz. Mu'yu örnek verebilirsiniz. Mesela mesela arttırabiliriz. Biçim birimlerin Alt biçim birimleri da, bunlar da vardır. Biçim birimler kullanımda alt biçim birimler olarak ortaya çıkar. Geldik kök ve gövde konusuna. Kelime kök ve gövdeleri anlamları veya söz dizimsel işlevleri olan tek başlarına kullanabilen, kullanılabilen bağımsız biçim birimlerdir kök ve gövdeler. Bunlar Türkçede kelimenin anlamını değiştirmeyen çekim eklerini alarak daha büyük dil birliklerinin oluşturulmasına veya yapım ekleriyle yeni anlamlı kelimelerin ortaya çıkmasına yararlar. Çekim ekleri cümle kurulmasına yarar. Yapım ekleri yeni anlamlı kelimelerin ortaya çıkmasına yarar. Yapım eki almamış, anlamlı veya işlevli daha küçük parçalara ayrılamayan kelimelere ne diyoruz? Kök. İsim kökü de olabilir, fil kökü de olabilir. <laughs> Türkçe kökenli olabilir veya başka dillerden de alınabilir fark etmez. Mesela buna yıldız kelimesini örnek verebilirsiniz, meşhur kelimesini örnek verebilirsiniz, start kelimesini örnek verebilirsiniz. Türkçe kelime köklerinin genellikle tek heceli olduğu, tek heceli olmayanların da yine tek heceli köklerden türemiş olduğu kabulü vardır. Mesela ev kelimesini örnek verebiliriz buna veya aç kelimesini örnek verebiliriz Bazı kökler bugün de tek başlarına kullanılabilir Örnek olarak ver fiilinden türemiş çok sayıda çok sayıda e, bildiğiniz üzere kelime vardır Mesela buna ne örnek verebiliriz verim vardır vergi vardır veriş vardır verdirmek vardır gibi dergi gibi köklerden e, yeni kelimeler oluşturulurken, Hatta ona geçmeden şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bazı kökler de eklenmede uğradıkları değişiklikler nedeniyle bugün tanınmaz bir hale gelmişlerdir değil mi? Mesela eski Türkçe'de kel tür vardı. Kel tür artık değişerek neye dönüştü? Getire dönüştü. Tamamen değişti. Eski Türkçe'de ıgaç sözcüğü vardı. Şöyle ayrı yazılırdı. Şimdi neye dönüştü? Ağaç. Tamamen bu kök tanınmaz hale gelmiştir. köklerden yeni kelimeler oluşturulurken Türkçenin ses özellikleri göz önünde bulundurulur. Buna göre köke gelen ek ünlü ve ünsüz uyumlarına girer. Ayrıca eklenme sırasında sonda bulunamayan ünsüz çiftleri veya Türkçede bulunmayan iki ünlü ortaya çıkarsa kökle ek arasına yardımcı sesler girer. Y gelir, i gelir durumuna göre tabi. Türkçe e eklenme sırasında kök ve gövdelerde herhangi bir değişiklik olmadığı görüşü yaygındır. Ee, bunun istisnası nedir? Ben ve sen zamirlerinin yönelme ekini alınca bana sana biçimlerine dönüşmesi gibi istisnalar bulunabilmektedir. Ayrıca eklenme sırasında ortaya çıkan pek çok ses olayı da vardır ek gelince. Türkçe Arapça gibi bir dil değildir. Eklenme sırasında bir değişiklik olmaz. Köklerde mesela ee, ketebe kökü, mektup, katip gibi kök değişebiliyor. Arapçada ama Türkçede kök değişmiyor. Birinci dersi burada bitirdik. İsim ve fil kökleriyle ikinci derse devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.